Samsun Spor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, bir forvet ve bir de orta saha transfer etmek istediklerini, Sako'nun önemli bir oyuncu olduğunu ve bir hafta sonra karar vereceklerini söyledi. Yılport Samsun Spor Erciyes ve Bolu kampının ardından hazırlıklarını Samsun'da Nuri Hasan tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Samsun Spor'un Bolu ve Kayseri kampını değerlendirerek açıklamalarda bulundu. İnşallah maçlar başladıktan sonra da hem alacağımız skorlarla, oynayacağımız oyunla, işte %50 de olsa taraftarımızı türbünde olması bizi şu anda inanılmaz heveslendiriyor. İşte onların desteği, bizim de mücadelemizde inşallah bir hedefimiz var, hepimizin bir hayali var ve hepimizin de hak ettiği bir yer var, Süper Lig. İnşallah oraya hep beraber çıkacağız. Tabii ki gidenler de olacak. Burada daha önceden de belirlediğimiz oyuncu var ama kulüp bulduğunda ancak gidebiliyor yabancı oyuncu bazında. Türk de yabancı da. Bizim kadromuz 28 kişi olacak. Onun için 28 kişi kadronun içinde mümkün olduğunca kimsenin hakkını yemeden, bizim için en önemli şey bu, hak hukuk, bir karar vereceğiz. İşte hazırlık maçları oynadık. Bütün maçlarda herkese şans verdik. Cumartesi günü Giresunspor'la bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Önümüzdeki hafta ayarlayabilirsek Cuma günü bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Ve bütün hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bu süreçte de işte gidecek, kalacak bütün oyuncularla alakalı kararımızı vereceğiz. Bunu da kulüp olarak zaten deklare edeceğiz. Bir tane forvet, bir tane de orta saha ile alakalı çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Santfor konusunda da daha önce de söyledim. Biz Tavares'i çok istiyorduk. Çok istediğimiz için de onun üzerinde çok fazla durduk ama kulübü devamlı problem çıkardı. Onun neticesinde biz diğer alternatifleri de hazırlamıştık. Artık diğer alternatiflere döneceğiz. Hani kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıyeten de şu anda Tomane gibi, Akgüz gibi oyuncularımız var zaten. Hani bizim bir santrforsuzumuz yok. Ama gelecek oyuncu da tabii çok kalitesiyle bize çok katkı sağlayacak. İki transferi de yaptıktan sonra bugün Melih'le anlaştık. Melih de bugün geliyor zaten. Barış dün katıldı. İyi bir kadromuz oldu. Şimdi tek şeyimiz çalışmak, takım ruhunu, takım birliklerini yakalamak ve inşallah iki hafta sonra başlayacağımız lige hazır bir şekilde girmek. Sako sadece denenme amaçlı buraya geldi. Bugün hem hastanede hem tetikleri de yapılıyor. O tetiklerin sonucunda ona bakacağız. Bir hafta bir denenme süreci olacak. Belki daha da uzun olabilir, onu bilmiyoruz. Eğer herhangi bir problemi olmazsa ve biz de olumlu yönde karar verirsek, o bize bir kupon oyuncu gibi ekstradan gelecek. Çok fazla bir maliyeti olmadan. Çünkü çok top oynamak istiyor ama tabii bir senedir top oynamamış. Daha önceden sakatlıklar geçirmiş. Bunlarla alakalı bütün tetkikler yapılacak. Talep kendisinden geldi. Denenmeyi de kendisi kabul etti. Yani böyle çok önemli bir oyuncu tabii. Öncesini bilmeyenler için bunu söylemek lazım. Eğer bize faydası olacaksa, herhangi bir problemi de olmayacaksa bakacağız, değerlendireceğiz.